Murat Bey, sorun bu. Bu. Tamam. Ne olacak 5.17? O şimdi ittifakın ve Sinan Oğan'ın tavrı. Şimdi onun analizine geçmeden evvel Tuncay Özkan ve Mehmet Ali Yüksel ile ilgili bir önceki turda bir şeyler söylendi. Tuncay Özkan görevinden alınmadı. Mehmet Ali Yüksel seçim ve propagandadan sorumlu, ki Mehmet Ali Yüksel'i ben tanıyorum. Çok çok deneyimli bir politikacıdır. Seçimleri de çok iyi bilir. Seçim ve propagandadan sorumlu. Yıllardır Kağıthane İlçe Başkanlığı yapmıştır. İlçe Başkanlığı yapmıştır. Seçim ve propagandadan ve Tuncay Özkan başdanışman olarak hala duruyor. Ona bir herhangi bir yazı gitmemiştir. Benim bildiğim kadarıyla, ben de sordum bunu, evet, buraya de gelmeden evvel. CHP'de diyorum, büyük bir karışıklık var. O her taraf darma duman falan, böyle şeyleri. Zaten bunlar kazandıracak şeyler çünkü Sayın Erdoğan'a. Şimdi o kadar ciddi iddiaları söylemek için kanıt olması gerekir. Tabii. Eğer benimle alakalı konuşuyorsanız şunu söyleyeceğim. Sen sizinle alakalı. Aman. Şöyle dedik. Ben bir Tuncay Özkan'ın adı geçti. Şöyle geçti. Bir genel başkan yardımcısı görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde Tuncay Bey tartışılıyor. Yani videolar çekiliyor. İşte eleştirenler var falan. Görevden alındı demedim. Yani ben biraz dikkatli. Yok, genelden söz ediyorum. Ha, devam edin buyurun. Tamam. Yani o sosyal medyada seni de tartışıyorlar. CHP'cinde tartışmalar var dediniz. Yani onunla ilgili. Şimdi şu 5.2'ye gelin. Bu 5.2. Ben 0.43'ün Kemal Kılıçdaroğlu'na gideceğini düşünüyorum. Hiç onu bir kenara bırakalım. Sanıyorum 200 bin oydu. 260 bin oy. Yeterli değil tabii. 2,5 milyon oy fark var arada. Şimdi şu 5.7'ye geldiğimiz zaman Sinan Oğan'ın partisi Zafer Partisi değil mi? Zafer Partisi'nin. Parti, İttifakın ana partisi Zafer Partisi. Zafer. Kaç aldı? %2.2. İttifak o kadar. Evet. Ata İttifak. 0.1 aldı. İttifaklara gelin yani arkadaşlar, video duvarına. 0.1 aldı Adalet Partisi. Ben onun için 2. Tamam, 2.1 diyelim. Daha iyi. Burada 5.1, 5.2, 3.1 bir oy çıkıyor ortaya. Şimdi bu 3.1 oy bizim yaptığımız çalışmalarda, ki ben bunun çalışmasını yaptım, Muharrem İnce'nin oyu. Muharrem İnce çekildikten sonra Kılıçdaroğlu'na vermek istemeyen Memleket Partililerin oyu. Kılıçdaroğlu'na yani vermek istemeyen. Doğru. Memleket Partililerin oyu. Orantılı oylarına geçti. Kademe kademe geçti bunlar. Meclis dağılımı değil. Şimdi son 3 güne kadar bizim yaptığımız, son işte 11 Mayıs'ta bitirdiğimiz araştırmada Memleket Partisi'nin oyu %4.3'tü. Zafer Partisi Muharrem İnce'nin oyu %4.3'tü. Murat Oğan, Sinan Oğan'ın 3.0'dı. Yani bizim yaptığımız araştırmada. Bu 5.2'ye evrildi. Bu iki adaya verilecek oy. Murat Bey, Ata İttifakı 2,43. 1.323.893. Yani. Ama böyle ikisini birlikte gösterebilecek miyiz? Ötekinde oy vardı. Onda da vardı. 1.323.893 oy. Evet. Ötekine baktığımız zaman 2,5 milyon oy. Yaklaşık 2,5 milyon oy. Yani 1.200.000 oy kimden, neden Sinan Oğan'a verildiğini açıklıyorum ben. 1.200.000 oyun kimden ve neden hemen Sinan hemen yarısı yani. Ya, evet, hemen hemen yarısını açıklıyorum. Şimdi buradaki sorun Murat Oğan'ın, Sinan Oğan'ın, dilim takıldı. Sinan Oğan'ın aldığı oylar değil. Buradaki sorun herkesin görmesi lazım. Sayın Erdoğan'ın da görmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da görmesi lazım. Bakın 2.831.000, 1.323.000, 1,5 milyon oy var arada fark. Yani iki şeyin, Ata İttifakı ile Sinan Oğan'ın oyları arasında. Katılımdır. Acaba MHP seçmeni, oradan başlayayım, Cumhur İttifakı. MHP seçmeni gidip Erdoğan'a oy vermek için sandığa gidecek mi? Niçin gitmesin? Öbür tarafta da. Öbür tarafta da. Ya bir dakika. Ya gidecek mi bunları? Ya gidecek tabii ki. Anladığım kadarıyla siz gideceksiniz Cem Bey. Ya tartışmasız yani. Devlet Bey'in yani talimatı tüm ülkücü milliyetçi camia tamam için bir emirdir ya. Tamam, camia. Yorum getiriyor. Tabii şimdi ki, öbür tarafa da geçiyor. Öbür tarafa da geçiyorum. Öbür tarafın işi daha zor. Burada bir tane parti var. Esasında Yeniden Refah Partisi'ni de katmak lazım. O seçmen de gidecek mi?
Bu bir. Öbür tarafta YSP, Yeşil Sol Parti seçmeni, İyi Parti seçmeni. Ben diğer seçmenlerin gideceğini düşünüyorum ki, çünkü onlar oy verdiler yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yükseldiği bazı yerler var. Orada görüyorsunuz o oy oranlarını. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti için. %2 garanti. Yani oradan bir oy gelmiş. Onlar gidecekler çünkü CHP'ye oy vermişler. Gidip Kılıçdaroğlu'na verecekler. Ha. Burada da Sayın Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti ve yeni Yeşil Sol Parti seçmenini nasıl sandığa götüreceğini düşünmesi lazım. Artı, bakın tezatlara bakın, yani çok 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 kritik bir seçim. Artı Sinan Oğan'ın Atatürk milliyetçisi oylarını alacak. Binali Yıldırım az önce bir başka kanalda Tuğba bana aktarıyor. Demiş ki Sinan Oğan'la anlaşamayacağımız hiçbir konu olmaz. Tamam, göçmenleri o zaman 2 ay içinde gönderiyorlar herhalde. Biraz yani şartı. 5 maddeye koyduk, evet. Hüdapar'ı hemen şeyden atıyorlar o zaman. İttifakın meclisten. İçerisinden atıyorlar. Meclisten de benim söylediklerime oy verme diyorlar. Hüdapar'a. İçişleri Bakanı da Halep Misak'ı milli sınırımızdır. Oradan gelenler de bizim insanımızdır demişti. Ben bunu ben söylemiyorum. Şey söylüyor. Sinan Oğan söylüyor. Ümit Özdağ söylüyor. Ya hemen atıyorlar herhalde onları. Kabul etmeyecek bir şey, yani kabul ettiremeyecekleri bir şey yok demesi bence çok doğru değil. Kabul ederler hepsini ama inandırmaları da gerekir. Bunu bir protokole bağlamaları gerekir. Yani çünkü bence yani işin açıkçası şunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Göçmen politikaları Sinan Oğan'a çok yüksek oy kazandırdı. Yani sadece Muharrem İnce seçmeni üzerinden o %3'ten bahsetmiyorum. Niye o tarafa geçti? Çünkü seçmen dedi ki hiç olmazsa dedi Suriyelileri gönderecekler dedi. Bir dikkat çekelim bu konuya dedi. Oturursunuz ikinci turda yeni bir protokol yazarsınız. Şimdi İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin seçmenini motive etmeye çalışmaları çok daha şey olası. Neden? Çünkü bu üç lider de milletvekili değil, cumhurbaşkanı yardımcılığı bekliyorlar. Eğer bunların seçmeni, bu 5 partinin seçmeni kalkıp genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını istiyorsa gidecek oy kullanacak. Öbür tarafta da şimdi ister kabul edin ister etmeyin. Bir Mansur Yavaş gerçeği var. Bir Ekrem İmamoğlu gerçeği var. Şu seçimden sonraki 2 günü dinlenerek geçirmediler. Neler yapacaklarını tartışarak geçirdiler benim gördüğüm kadarıyla. Ben her iki tarafı da işte sosyal medyadan takip ediyorum ama sadece şeylerini takip ediyorum. Yani ne yaptıklarını takip ediyorum. Bir baktığınız zaman bunlar da önemli bir etken. Ama her şeye rağmen tüm seçmenin İkinci turda sandığa gitme oranı aşağıya düşecek. Bu oranda yaklaşık 77-80 arasında bir yerde seyredecek. Referanstır bu. Yazın seçimden sonra konuşuruz bunu. Çünkü bu bulgudur. %77 ile 80 arasında bir yere denk gelecek. Yani bundan sonra ne olur bilemiyorum. Yani her iki adayında geçmiş oy verenlerinden bir kısmı... bu Cumhuriyet Halk Partili demiyorum, AK Partili demiyorum, Erdoğan'a oy veren ve Kılıçdaroğlu'na oy veren diyorum. Bunların bir kısmı sandığa gitmeyecek. Motive etmek gerekiyor. Yani şimdi seçmen bazında benim gördüğüm kadarıyla, gözlüp dolaştığım sokaklarda gördüğüm kadarıyla AK Parti seçmeni de çok kızgın. Yani böyle koyu AK Parti seçmeni de AK Parti'ye ve Erdoğan'a kızgın. Niye birinci turda almadı kardeşim diyor. Reisti diyor. Kızgın. Ya çok küçük de olsa böyle bir seçmen var. Yani öbür tarafta tabii en fazla eleştirilen, çünkü beni eleştirin diyen bir lider var. En fazla eleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu. Her türlü eleştiriyorlar zaten. Ama onun yaptığı
Yani benim gördüğüm kadarıyla siyaset okumam benim. Onun yaptığı şeyi iyilik de demeyeyim de vazgeçişi. Burada gördüğümüz hiçbir siyasi parti lideri yapmadı. Bizim bu seçimi almamız gerekiyor dedi. En kritik stratejik hata neydi biliyor musunuz? Ki onların da hesabını yaptım. Herhalde İhsan da onu yapmıştır, vermiştir çalıştığı müşterilerine. İyi Parti ile birleşip girseydiler şu anda mecliste 301-299 Millet İttifakı çoğunluğu vardı. Daha doğrusu Millet İttifakı çoğunluğu değil. Muhalefet çoğunluğu vardı. Tek listeyle. Tek listeyle girseydiler. Sadece İyi Parti ve CHP. Evet. Tek liste girseydiler. Oradan iki tane alıyor. Oradan bir tane. En güzel örneği işte tek listeyle girdiği her yerde bir tane milletvekili fazla çıkarttı. Rize'si, Erzincan'ı. Masanın diğer bileşenleri ne yapıyorsunuz? Onlar da zaten içinde. Zaten. Ha onlar dahil anladım. Yani, altı parti tek liste olsaydı. Altı parti tek liste olsaydı 301-299, 302-298 bir kısmı kaçardı tabii de. Ama bugün muhalefet önde oldu. Mesela Emek İttifakı tek liste girseydi daha da artardı. Yeşil solla tip daha da fazla girseydi daha yüksek bir oy oranına ve daha fazla milletvekiline ulaşırlardılar. Örnek Muğla bir tane milletvekili çıkartırdı. Yeşil Sol Parti İzmir ama bir tane milletvekili mesela çıkartırdı. Mesela Rize'den MHP adayı çıkarmasaydı işte Cumhuriyet Halk Partisi 46 yıl sonra ilk kez ama onlar açıkladıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi. İşte stratejik hata bu. Seçim bu. Ben doğrudur, yanlıştır falan demiyorum. Ne dedi? Cumhuriyet MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli çıktı dedi ki hepimiz ayrı ayrı giriyoruz dedi. Onlar da çok milletvekili kaybettiler bu yüzden. İşte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici milletvekili olamadı. Dışarıda kaldı. Peki. Partisi ittifakın içinde. Yani sonuç olarak stratejik hatalar ilk turu belirledi. Ama ikinci turda bu stratejik hataları kim daha fazla yaparsa o kaybeder. Peki.